Medok'tan Garcinia Gel 8'de sağlığı sunar. Şimdiki konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Songül Dursun. Songül hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? Teşekkürler. Sizler nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkürler. Hemen ilk soruyla başlıyorum. Genelde sizin en çok yaptığınız uygulamalardan biri. Biraz rinoplasti hakkında konuşacağız. Rinoplasti öncesi hasta değerlendirilmesi nasıl yapılır? Rinoplasti de aslında buruna şekil verirken yüzün diğer yapılarına da dikkate almak gerekiyor. Yani rinoplasti çok önemli de bir ameliyat zaten. Hasta değerlendirmesi de tabii ki öncelikle hastanın yaşı, ek hastalıkları olup olmadığı, genel tıbbi durumunu zaten değerlendiriyoruz. Rinoplasti özelinde konuşacak olursak da hastanın yüz yapısı, alnı, çene yapısı, elmacık kemiklerinin durumu, eski burnunun durumu, önceden bir travmaya maruz kalıp kalmadığı, bunların hepsini değerlendirmek, nefes alıp alamadığını değerlendirmek gerekiyor. Hastanın beklentileri de önemli. Nasıl bir burun istiyor? Hastanın istediği burunla, beklentileriyle yapılabilecek burnunun el verdiği, dokularının el verdiği şeyler ne kadar örtüşüyor? Bunları değerlendirmek gerekiyor. Hastanın yüzünün diğer yapılarıyla, fotoğraf çekimleriyle, muayeneyle bir bütün olarak aslında yüzü değerlendiriyoruz. Sadece burnu şekillendirmek gibi de düşünmemek lazım. Revizyonu artık öğrendik, çok da duyuyoruz. Peki açık ve kapalı revizyon nedir hocam? Revizyon önceden ameliyat olmuş, rinoplasti olmuş, burun esteti olmuş hastayı belli sebeplerden dolayı tekrar ikinci ya da üçüncü ameliyatlar diyebiliriz. Revizyonu da ilk ameliyatı da tabii ki açık ya da kapalı yöntemle yapabiliyoruz. Burada revizyon ihtiyacının neden kaynaklandığı önemli, hastanın düzeltilmesi gereken, burnunda düzeltilmesi gereken yerler önemli. Hem açık hem kapalı teknikte de revizyon yapılabilir. Aslında hastanın burnunun durumuna göre ve tabii ki biraz da cerrahın tecrübesi ya da cerrahın tercihine göre de bu ortak bir yolda buluşabiliyoruz hastayla. Yani açık kapalıdan daha iyidir, kapalı açıktan daha iyidir demiyoruz. Tamamen hastanın ihtiyacına, yani o anki duruma göre karar verilen bir şey. Evet, yani iki tekniğin aslında teknik olarak farkları var ama birbirlerine üstün olduğu ya da üstün demeyelim de avantajlı olduğu yerler var, dezavantajlı olduğu yerler var. Bunu hastanın durumuna göre aslında modifiye ediyoruz. Songül hocam muhtemelen çok tip hasta geliyordur. Değişik değişik hasta grupları geliyor. Muhtemelen her hastada da aynı uygulamayı yapmıyoruz. Hangi hastada hangi teknik uygulanır? Hastaların tabii önceki burunlarına göre farklı teknikler uyguluyoruz. Hastanın etnik yapısı da aslında önemli. Mesela etnik burun dediğimiz siyahi hastalardaki burunlarda ya da Asyalı hasta burunlarında. Çok basık oluyor değil mi onların burunları? Evet, burun kökü basık oluyor. Onlarda augmentasyon rinoplasti dediğimiz, yani hani ekleme gibi burun kemerini güçlendirici, burun kökünü güçlendirici teknikler tercih ederken diğer hastalarda işte kemeri olan ya da burnu daha geniş olan hastalarda da redüksiyon, yani burun hacmini biraz daha azaltıcı rinoplastiyi tercih ediyoruz. Açık ya da kapalı teknik dediğim gibi hastanın burun yapısına, cerrahın tecrübesine ya da tercihine de bağlı olarak değişiyor. Peki rinoplastide burunun fonksiyonları korunur mu? Rinoplastide aslında ilk amacımız, en önemli amaçlarımızdan bir tanesi ya da daha doğrusu burnun solunum fonksiyonunu korumak, koku fonksiyonunu korumak. Hastada eğer bunu engelleyici durumlar varsa, burun içindeki kıkırdakta eğrilik, yani deviasyon varsa bunları düzeltiyoruz. Ek patolojiler varsa bunları da düzeltmek gerekiyor. Mutlaka burnun hem de fonksiyonel hem de estetik şekilde düzeltilmesi gerekiyor rinoplastide. Bu kokudan bahsettiniz. Ameliyat sonrasında öyle bir süreç oluyor sanki, bir koku almada ya farklı kokular alınıyor ya hiç alınmıyor. Bu geçici bir süreç. Evet, zaten ameliyat sonrasında hastaların burun içinde tamponları oluyor. O tamponlar aslında artık yeni tamponlar koyuyoruz, silikon tamponlar. Hastalar bir miktar da olsa nefes alabiliyorlar. O tamponun etkisine bağlı, bası etkisine bağlı ya da içerideki mukoz ödemine bağlı geçici koku azalması olabiliyor ama tamponlar çıktıktan sonra da sanki devam edebiliyor gibi bir süre böyle. Birkaç ay kadar kokuda azalma, farklı koku alma gibi patolojiler olabiliyor ama bu da kişiye göre mi değişiyor? Yani? Evet, hastaya göre değişiyor. Burnun eski yapısına göre de değişiyor aslında. Yüksekte bir eğrilik varsa, yani koku siniri bölgesine yakın deviasyonlarda ya da hastada buna ek olarak burun içerisinde polipler, etler olabilir. Bunlarda da düzeltilme yapıldıysa hastadan hastaya değişen derecede oluyor ama genellikle geçici olur.
Siz cerrahi sonrası tampon ve alçı kullanıyorsunuz zaten. Hı hı. Genelde izleyenlerimiz merak ediyor. Hı hı. Hani bu tamponlar ne kadar kalır, kaç gün sonra çıkartabiliriz ya da sosyal hayatımıza ne zaman dönebiliriz? Ortalama süresi ne kadar? Şöyle, burun dışındaki bir alçı ve içeride tampon oluyor. 7 ila 10 gün arasında değişiyor. Bazen daha erken aldığımız, 5. günde de aldığımız hastalar olabiliyor. Hastalar zaten burunlarında tampon ve dışında alçı varken de ameliyattan sonra hemen ertesi gün aslında günlük işlemlerine, günlük hayatlarına geri dönebiliyorlar. Ama tabii ki tamponu aldıktan sonra da daha rahat bir şekilde bütün günlük işlerini yapabiliyorlar. Şimdi gelelim en önemli konuya. Ameliyat sonrası. Çok görüyorum. Burun işte bir rinoplasti ameliyatından sonrasında aylarca şu şekilde gezeni, aman burnuma dokunmayın, etmeyin. Ne kadar dikkat etmek, nelere dikkat etmek gerekiyor ameliyat sonrası? Şimdi rinoplastide burnu biz baştan inşa ediyoruz aslında, bir çeşit tekrar inşa etme ameliyatı. Burada tabii hem kemik yapının hem yumuşak dokunun darbelerden uzak durması gerekiyor. Burnun tekrar stabilitesini kazanacağı da zamana kadar hastaların buruna darbe alıcı aktivitelerden uzak durması gerekiyor. Yani yaklaşık bu da 6 aylık bir süreci bulabiliyor diyebilirim. Muhtemelen rinoplasti gerçekleştikten sonra ilk görüntü istediğimiz görüntü değil. Muhtemelen ödem oluşuyor, ağrı oluşuyor, morarma oluşuyor. Bu süreçlerden bahsedebilir miyiz? Tam olarak ne kadar süre sonra istediğimiz görüntüye kavuşmuş oluruz? Alçı ilk çıktıktan sonra tabii ki hem burunda hem de yüzde genel olarak bir ödem olabiliyor. Bu hastadan hastaya değişen bir durum. Tabii ki cerrahi tekniklerle, kullanılan malzemelerle bunu minimale indirmeye çalışıyoruz. Ama tabii ki bir cerrahi müdahale olduğu için ilk alçı alındığı zaman işte mesela 7. günde daha şiş bir görüntü oluyor hastada. Bunda da zaten hastaları mutlaka bilgilendiriyoruz bunun daha ödemli olduğunu. İlk o yüzle beraber burundaki ilk cerrahiye bağlı ilk ödemin geçmesi yaklaşık 2 haftayı bulabilir. 2 haftadan sonra burun yavaş yavaş genel ödemi azalmaya başlıyor ama rinoplastide burun şeklinin tam olarak oturması 6 ay kalın ciltli hastalarda ya da genellikle erkek hastalarda da 1 yılı buluyor. Ama bu demek değildir ki 6 ay 1 yıl boyunca hastalar şiş bir burunla, ödemli bir burunla geziyor anlamına gelmiyor. Sadece ilk şişlikler 2 haftadan sonra kaybolmuş oluyor ama burun günden güne cildinin oturmasıyla, işte yüzdeki diğer yapılara uyum sağlamasıyla, yüzdeki diğer kasların buna uyum sağlamasıyla birlikte birinci yıla kadar düzelerek değişiyor diyebiliriz. Peki zorunlu gözlük kullanan hastalarınız için önerileriniz neler olabilir ameliyat sonrası için? Çünkü bir süre gözlük de sanırsam kullanılmıyor. Evet, bir 3 ay kadar, 2-3 aylık bir dönemde hastaların gözlük kullanmasını önermiyoruz. Eğer hani görme bozukluğu sebebiyle oluyorsa kontak lense geçmeyi öneriyoruz hastalara. Peki hocam, şunu merak ediyorum. Çok duyuyoruz biz bunu da. Bununla ilgili biraz açıklık getirseniz. Ben bir doktora gittim diye başlıyor cümleye. Benim derim kalın olduğu için daha zor geçti, daha kolay geçti. Derinin kalınlığıyla rinoplasti arasında bir ilişki var mı? Çok önemli aslında cilt kalınlığı. Çok da güzel bir soru bu. Kalın ciltlerde daha farklı yöntemler uygulamak gerekiyor. Kalın ciltli hastalarda aslında bir nevi dezavantaj diyebiliriz. Çünkü aşağıda oluşturduğumuz kemik kıkırdak iskeleti daha kalın bir örtünün örttüğünü düşünün. Ve ödem de biraz daha fazla sürüyor kalın ciltli hastalarda. Son zamanlarda çok kalın ve yağlı ciltli hastalarda ameliyat öncesi sivilce ilacı olarak bilinen halk arasında bunlardan bir dönem kullandırıp cildi bir miktar inceltip sonra ameliyat yapma gibi yeni teknikler de konuşuluyor. Bu da fayda edebiliyor hastalara. Ya da yine kalın ciltli hastalarda bu cildin ağırlığını aslında yeni iskeletin taşıması için farklı teknikler, cerrahi teknikler var. Onları da uygulayabiliyoruz. Sınırlı derecede, hastanın cildinin el verdiği derecede cilt çıkarılması, cilt inceltilmesi gibi yöntemler de var. Ve kalın ciltli hastalarda demin de söylediğim gibi sürecin biraz daha uzun olduğunu hastaların bilmesi gerekiyor. Bu konuda da bilgilendiriyoruz ama kalın ciltli hastalarda da yeni yeni artık bu dezavantajı avantaja çevirmek için yöntemler kullanmaya başladık. Peki Söngül Hocam, ben bilgilendirme amaçlı sormak istiyorum. İzleyenlerimiz de bu konuda dikkat etsin diye soruyorum. Rinoplastiden sonra bir miktar morluk oluşabiliyor. Göz altlarına yayılan morluk oluşabiliyor. Morluk için öneriniz ne? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Morluk her hastada oluşabilir. Yani hastanın cilt yapısı da önemli. Morluğu minimale indirecek şeyleri, işte cerrahi sırasında kanama kontrolü, bazı başka enstrümanların kullanılması,
ya da işte dokuya saygılı cerrahi yapılması, zaten onları, bize düşen kısmını yapıyoruz. Sonrasında bunların hepsi yapılsa da her hastada, bazı hastalarda diyelim, ya da morluk oluşabiliyor. Buz uygulama çok önemli. Morluk giderici kremleri zaten bütün hastalarımıza öneriyoruz. Zaten doğru buz uygulamasıyla ve o morluk giderici kremlerle, ödem çözücü kremlerle uygulandığında morluk birkaç gün içerisine geçiyor. Aslında rinoplastide en hızlı geçen şey diyebiliriz. Pek çok hastanın aslında en çok korktuğu ama daha çabuk toparlayan, en çok toparlayan şey de aslında morluklar. Hani morluk yüzünden çekinen hastalar varsa da bunun çok kısa sürede geçtiğini bilmeleri gerekir. Morluk kalıcı değil sonuçta. Çok çok teşekkürler Soyngül Hocam. Çok keyifli bir sohbetti. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben de teşekkür ediyorum. 8'de Sağlık'ta bugün değerli konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Soyngül Dursun ile rinoplasti hakkında çok keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. 8'de Sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Medok'tan Garcinia Jel 8'de Sağlığı sundu.